Bedeninize ve ruhunuza vereceğiniz en güzel hediyelerden bir tanesi Yin Yoga. Yin Yoga'da bedensel hareketliliğin, fiziksel aktivitenin, kas gücünün yani yang tarafımızın, eril tarafımızın dengeleyen, bağ dokuları güçlendirme, meridyenleri uyararak enerjiyi dengeleme özellikleriyle Yin Yoga yapacağız. Yani dişil tarafı kullanacağız. Yin Yoga'nın iyileştirici ve terapiye dönen bir etkisi var. Aynı zamanda korku, cesaretsizlik, özgüvensizlik, kaygı, stres gibi birçok psikolojik duruma da iyi geliyor. Yin Yoga'nın en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de normalde yaptığımız yoga akışlarının aksine pozlar içerisinde, asanalar içerisinde daha uzun süre vakitler geçireceğiz. Biz bugün 2 dakika yapacağız ama siz eğer ihtiyaç duyuyorsanız ya da çıkmak istemiyorsanız pozdan 5 dakikaya kadar uzatabilirsiniz. Kelebek pozisyonunda başlayacağız. Baddha Konasana normalde akış derslerinde kullandığımız ismi ama Yin Yoga'da isimler biraz daha değişiyor. Burada Butterfly, kelebek pozu. Ayaklarının kendinden ne kadar uzak olmasını istediğine sen karar ver. Ama rahat olduğun bir yerde olsun. Ve ellerini hafifçe öne doğru yürüt. Boynunu, başını öne doğru bırak. Ve burada kal. İşte Yin Yoga'da asanaların içinde kalmak, aslında hiçbir şey yapmadan kalabilmek en zoru. Ben ilk yoga yapmaya başladığımda Yin Yoga derslerinden hiç hoşlanmıyordum. Çünkü yoga yaptığım zaman sanki hareket etmeli, bedenimde bir şey keşfetmeli, nabzım yükselmeli gibi hissediyordum. Ve Yin Yoga'dan çıktığımda ne yaptık ki şimdi, yani sadece durduk gibi düşünüyordum. Fakat zaman geçtikçe durmanın ne kadar daha zor olduğunu, durdukça bedenin nelere izin verdiğini kendi bedenimde gözlemleme şansım oldu. O yüzden bugün ara ara konuşacağım, ara ara susacağım. Lütfen bırakıp gitmek istesen de, hoşlanmasan da, bazen insan çıkan duygulardan da hoşlanmıyor. Özellikle bu pozla başladık. Çok derin bir kalça açıcı ve kalçalarımız bizim duygusal yüklerin vücutta çeşitli yerlerde toplanıyor ve sıkışıyor. Ama en çok sıkıştığı yerlerden bir tanesi kalçalar. Ve o yüzden kalçalar açıldıkça bazen hoşa gitmeyen duygular çıkabilir. Ben çok biliyorum, başım böyle öndeyken gözümden şöyle pıt pıt yaşların damladığını. Bırak duygular açığa çıksın ve bedenin özgürleşsin. Derken 2 dakikayı tamamladık bile. Acele etmeden nazikçe pozdan çık ve Dragonfly Yusufçuk için bacaklarını iki yana aç. Yin Yoga'da esnekliğinize bağlı olarak hareketlerin açıları ve nasıl gözüktüğü değişebilir. Ama burada önemli olan hem rahat hem de açılmayı hissettiğin bir yerde kalmak. Benim için mesela şu anda burası iyi. Eğer dirseklerini, ellerini koymakta zorlanıyorsan her zaman altına bir yastık ve yükselti alabilirsin. Yok ben burada çok rahatım dersen göğsünde yere koyabilirsin. Ama bu benim için şu an çok derin. Ben biraz daha açılmayı hissettiğim, bedenimdeki meridyenlerin hem uyarıldığı ama hem de vücudumun strese girmediği bir yer arıyorum. Dediğim gibi pozların isimleri de değişiyor. Mesela bu normalde Upavishta Konasana, açık bacaklı öne eğilme. Yin Yoga'da ismi Dragonfly, Yusufçuk böceği. Burada 2 dakika geçireceğiz. Bir kısmı geçti bile. Yine kalçalarda derinleştiğimiz, kalçaların açıldığı bir poz. Buna bacak arkalarımız da ekleniyor. Yin Yoga için akupunkturun iğnesiz hali gibi deniyor. Çünkü
o vücudumuzda hayali çizgiler, meridyenleri uyararak enerjinin dengelenmesini sağlıyor. Ve bunlar ardında aslında bir bilim var. Yani ben böyle durdum da benim duygularım mı açığa çıktı gibi sorguluyor zihin. Burada da konuşmaya devam ediyor olabilir. O yüzden benimle kal. O yüzden seninle konuşmaya devam ediyorum. Bazı yin yoga derslerinde hiç konuşma olmuyor. Ama ben böyle konuşmayla eşlik etmeyi daha çok seviyorum. 2 dakikada olmak üzere acele etmeden kendini yine yavaşça pozdan çıkar. Shoelace yapacağız. Ayakkabı bağcığı. Bir ayağını, bir dizini bük. Sol dizini büktüm mesela. Sağ dizini de onun üzerine geçir. Ellerini kalçanı hafifçe yerden kaldırıp mümkün olduğunca dizlerini üst üste getir. Burada mümkün olduğunca diyorum çünkü kalçaların açıklığı bazen bu pozu biraz daha böyle gösterebilir. Önemli değil. Pozun içinde kaldıkça diz yavaşça açılacak. Aslında açılan diz değil, kalçalar. Burada 2 elinle ayaklarının üzerinden tut. Ve çeneni öne bırak. Dilersen yine dirseklerinle öne gel ya da buraya bir yastık alıp yastıkla öne doğru yaslanabilirsin. Bacak değiştireceğiz. Aynı bacakta 2 dakika kalmayacağız. Hangi bacağın üstteyse hemen diğerini üste al. Ve pozdan çok uzaklaşmadan diğer tarafa kapan. Şimdiye kadar 3 hareket yaptık. Ama bu 3 harekette hissetmeye başladığına eminim. Bağ dokuların rahatladığını, aslında fasyanın, yani kaslarımızı saran, kaslarımızı koruyan, o dokunun daha esnek hale gelmesi, bizim bedensel hareketliliğimizi, esnekliğimizi de arttırıyor. Aynı zamanda kendi bedenimiz içinde daha rahat hareket etmemizi, o sıkışan bütün duyguların açılmasını ve rahatlamasını sağlıyor. Pozdan nazikçe çıkıyoruz. Bacaklarını dizlerine yardımcı olarak çık. Çünkü çok derin pozlar yapıyoruz. Sleeping Sven yapacağız. Aslında yogada pigeon olarak bildiğimiz uyuyan kuğu isimleri de çok hoşuma gidiyor. Sağ kaval kemiğini matın önüne getir. Tam paralel olmasına gerek yok. Sol bacağını mümkün olduğunca üstüne dön. Ellerini öne yürüt. Ve yine ön kollarına gelebilirsin. Burada derinleşmek isteyen arkadaşlarım her zaman daha derine gitmekte özgürler. Ama dediğim gibi burada aradığımız zaten çok vakit geçirdikçe pozun içinde iyice derinleşmiş oluyorsun. O yüzden en sınırına kadar gitme ama zaman içerisinde daha uzun süre kalabilir ya da pozda derinleşebilirsin. Nefesle birlikte bu kalışlar zihnini de dinginleştirecek. Yine birer dakika kalacağız. Ben direkt şöyle arkamı dönerek sol bacağımı öne koyacağım. Uyuyan kuğu. Bu pozları yaparken kendini öyle hayal etmek de belki gözünde kelebeği, uyuyan bir kuğu canlandırmak da benim hoşuma gidiyor. En azından zihninde birazdan bu dersi bitirip yapmam gereken işler, göndermem gereken mailleri düşünmektense bir kelebeği düşünmek zihni daha da sakinleştiriyor.
Çok az kaldı. 2 dakika nasıl geçer derken, böyle konuşurken tamamladık. Yüksel ellerinde ve dön matın önüne. Dizlerin üzerinde yüksel. Melting heart, eriyen kalp yapacağız. Bunun ismi aynı. Ellerini 4 ayak pozisyonundan daha ileriye doğru yürütüp alnını, hatta 2 gözünün ortasını gibi hayal edebilirsin, mata bırak. Bu diğerlerine göre burada kalmak biraz daha zor. Eğer burası rahatsız hissettiriyorsa lütfen dizlerini biraz daha geriye yürüt ve alnını öyle yere koy. Ya da bu bile rahatsız hissettiriyor, yani bu da rahatsız hissettiriyorsa ön kollarını getirip yükü biraz daha ön kollarına taşıtabilirsin. Eriyen kalp olmasının sebebi burada aslında hem omuzlar açılıyor, hem kalça açılıyor, hem de kalbini mata doğru eritiyorsun. Kalbini mata doğru eritmek için kalbini yumuşatman gerekiyor. Bu yin yogada yaptığımız hareketler vücuttaki bazı meridyenleri uyararak oraların açılmasını, aynı zamanda bazı organların da rahatlamasını sağlıyor. Mesela ayakkabı bağcığında karaciğer ve mesane bölgesine aslında bir rahatlama, ekstra uyaranlar göndermiş oluyoruz. Burada da kalp ve akciğer bölgesine. Belki yoruldun, sıkıldın, şu an çıkmak istiyorsun. Ama 2 dakika geçiremeyeceğin bir zaman değil. Kendine daha sabırla yaklaşmayı, daha şefkatle yaklaşmayı hatırlatıyor. Yavaşça pozdan çıkmak için toparlan. Burada istersen dizlerin altına bir yastık alabilirsin. Camel yapacağız. Deve pozu. Bunun da ismi aynı. Bunu biraz daha kolaylaştırmak için ayak parmaklarını takıp topuklarını tek tek bul. Burada eğer rahatsan ayak parmaklarını çözüp kalbini yukarıya doğru parlatarak, yani böyle bir poz değil bu ya da böyle bir poz değil. Kalçanı öne itip, kalbini yukarıya parlatıp burada kal. Eğer boynunu da geriye bırakırsan, tiroide iyi gelen meridyenleri de uyarmış olursun. Aynı zamanda kalp, akciğer ve böbrek meridyenlerini de uyarıyor. Kamburluk varsa çok güzel bir omuz açıcı. Ve sakral bölgenin, lumbar bölgenin açılmasını, esnemesini ve güçlenmesini sağlıyor. Yapabilirsin. Bırakmak isteyen sadece zihnin. Sen bedeninde ve nefesinde kal. Yavaşça pozdan çıkmak için tek tek ellerini kurtar ve kalça topuklara gelsin. Eğer nabzın yükseldiyse, çok yoğun duygular yükseldiyse birkaç nefes burada gözlerini kapatarak kalabilirsin. Ayaklarını öne uzatıp sırt üstü yatışa geç. Kedi kuyruğu yapacağız. Aslında bir omurga twisti hareketi. Bacak bacak üst üste at. Ve bacaklarını sağa doğru çevir. Şimdi kulağın bende kalsın. Sağ ayağını alttan yürütüp sol elinle yakala. Sağ elinle de sol dizini yakala.
Poza farklı farklı türlerde girebilirsin. Birer dakika kalacağız her tarafta. Bu omurgadaki stresi alan, omurga esnekliğini arttıran, aynı zamanda mide bölgesindeki organlara masaj yapan bir hareket. O yüzden gastrite de çok iyi geliyor. Bu hareketleri öğrendikten sonra, tekrarladıktan, bedeninde içselleştirdikten sonra ihtiyacın olan her an uygulayabilirsin. Yön değiştiriyoruz. Dizlerini yavaşça toparla. İstersen bacak bacak üst üste atmadan direkt devrilip buradan alttaki ayağını sağ elinle yakalayıp üstteki bacağını da sol elinle yakala. Kedi kuyruğu, kedi kendini kuyruğu, kedi kendi kuyruğunu yakalar gibi. Yin yoga insanın bedenine ve ruhuna verebileceği en güzel hediyelerden biri diyoruz. Çünkü çoğu zaman hiç durmak istemiyoruz. Sanki hayat da durmamıza müsaade etmiyor. Ve biz hep yetişmeli, hep koşturmalı. Asanalar içinden bile hızlı hızlı geçmeli. Her şeyden maksimum verim sağlamalıyız. Yavaşça toparlan. Yin yoga derslerini uzun şavasanalarla bitirebilirsin. Biz şimdi sadece bir dakika kalacağız. Ellerini, ayaklarını aç. Bedenini iki yanında bırak. Ve artık her şeyi yere doğru bırak. Girmen gereken hiçbir poz. Yapman gereken hiçbir özel hareket yok. Sadece bırak. Bırakabilmek en zoru. Yapmadan olmak en zoru. O yüzden bu bir poz değil diye düşünme. Aslında bütün bu pozları bu poza gelip bırakabilmek için yaptık. Kendini hazır hissettiğin zaman çok yavaş bir şekilde doğrul ve gözlerin kapalı uzun bir omurgayla oturuş pozisyonunda buluşalım. Ellerini kalbinin ortasına getir. Bedeninde olan biteni hissetmeye çalış. Hayali meridyenleri, yükselen enerjini, açığa çıkan duygularını ve nasıl hissettiğini hisset. Ve tüm bu koşturmanın içinde kendine bu zamanı ayırdığın için zihnini kalbinin önünde eğ ve önemli olana kendine teşekkür et. Çok güzel bir pratikti. Sizinle yaparken fark ettim ki benim de çok ihtiyacım varmış. Sürekli bir şey yapmalıyım, yetiştirmeliyim durmayan zihnimin içerisinde aslında durmak, kalmak, kalabilmek bana çok iyi geldi. Umarım size de iyi gelmiştir. Uzun zamandır sizinle farklı yoga türleriyle ilgili içerikler çekmek istiyordum. Yin yoga ile başlamış olduk. Eğer farklı yoga türlerini öğrenmek ve deneyimlemek isterseniz ya da neyi tecrübe etmek isterseniz benimle yorumlarda paylaşmanız yeterli. Lütfen nasıl hissettiğinizi benimle, birbirinizle paylaşmaya devam edin. Ve yoga ailemize eğer hala katılmadıysan abone olup zili açabilirsin. İyi ki varsın. Namaste.